Hindistan cevizi yağı olmazsa olmazımız. Bunu hakikaten her yerde her şeye koyuyorum. Hemen. Macunda. Evet. Bentonit pilimiz var. Bunu bulmak biraz zor oluyor. Hep soruyorlar falan ama artık arkadaşlar bunlar var piyasada. Yani, kil. Evet, kil. Ama bentonit kili olursa daha iyi olur. Bakayım şunun şeysine. Böyle daha ince daha, galiba. Evet, ince ve gri. Azıcık daha gri. Bakayım. Mineral yapısı farklı. Bir şey söyleyeceğim. Çok ince. Evet. Acaba maskede bundan daha mı iyi olur? Evet. Maskede yapıyoruz zaten. Maskede daha iyi olur diyorsunuz. Tabii. Bazıları çok kalın dişli oluyor. Kil de mesela çok mucizevi bir şey. Çok. Hakikaten. Evet, kil var, bentonit kil var dediniz. Evet, hatta bunun artık yenebilen, işte içilebilen formları falan var. Anti-aging'de kullanılıyor. O başka bir günün konusu. Ksilitol kullanacağız. Ksilitol nedir? Bu da bir çeşit şeker alkolüdür. Şeker gibi davranır ama aslında şeker değildir. Yani tadını verir de aslında hiçbir kalorisi yoktur. Ve dişle kesinlikle çürümeye karşı koruması, yani enteresan bir olay. Onun özellikle üstüne durmak istedim. O yüzden de macunumu ekliyorum. Ve aynen. Abi, bakalım da ne koyuyorduk? Nasıl bir şey bu? Karbonat değil, yok. Şeker değil. Şeker gibidir, tadı şeker gibidir. Hafif şekeri var. Aynen. Evet, sonra bu malzemeleri yazın, fotoğraf çekin. Çok güzel bir diş macunu, buyurun. Bu da probiyotik. Probiyotik koyuyoruz. Onu nereden alıyoruz, nasıl yapıyoruz? Probiyotiği aslında doktorunuzun tavsiyesiyle alabilirsiniz. Yani daha iyi olur. Ama bütün herkesin kullanabileceği probiyotikler var. Eczaneden alabilirsiniz bunu. Tamam. Özellikle böyle şey gibi, ne deniyor ona? Tüp, şey, ne deniyor? Kapsül ya bak, mü? Gel. Kapsül, poşet. Evet, kapsül, aynen. Kapsüllerden böyle açıyorsunuz, boşaltıyorsunuz. Hani böyle toz gibi o da. Kapsül de olur. Evet. Böyle küçük şöyle çay gibi poşetlerin içinde olanlar aynen. da var. Mesela ben kendi içtiğim probiyotiğimi bunun içine iki kapsül boşaltsam olur mu? Çok güzel olur. Tamam, devam. Yapalım, hem anlatalım hem yapalım. Bir de nane uçucu yağımız var. Onu da bu nane hissini seviyoruz. Onun için koyuyoruz. Ha, başka bir şey de koyulabilir. Onları da söyleriz. Başlayalım yoksa yetişemeyeceğiz. Aynen, okey. Evet, şimdi ne yaptık? Şimdi bir kere bizde benmari usulü olması çok önemli. Tamam. Benmari ne demektir? Sıcak kaynayan suyun içine bir başka kap koymamız lazım. Koyalım. Neredeydi o kabımız? Şurada. Evet. Bunu koyuyoruz. Güzel. Yani direkt ateşe değmeden Hindistan cevizi yağımızı üzerinde erimeye bırakıyoruz. Bunu biraz arttırayım mı sakin altını? Ne diyorsunuz? Olabilir. Yani eriyorsa sıkıntı yok. Biraz arttırsak iyi olur. Evet. İki kaşık koydum. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Önce deneme boyu yapıyorum her şeyden. Beğendimse devam ediyorum. Beğenmedimse işte onu azaltıp bunu çıkartıp biraz azıcık oynayaraktan istediğim formüle ulaşıyorum. Tamam. Şimdi bunun erimesi lazım. Sakin Hanım biraz altını açabilir belki. Açtım ben. Okey. Evet. Tamam, şimdi onu eriteceğiz. Ondan sonra da içine diğer malzemeleri koyacağız. Ben tonit kilinden önce bir kaşık koyacağım. Formunu yani o hissini nasıl seversem iki kaşık da koyabilirim, üç kaşık da koyabilirim. Biraz daha katı olmasını istiyorsam üç kaşık. Daha sıvı olmasını istiyorsam iki kaşık. Yani onu ben ayarlayacağım. Sadece burada dikkat edeceğimiz şey probiyotikte ölçüyü kaçırmamak. İşte uçucu yağda ölçüyü kaçırmamak. Bunları belli ölçülere belli ölçülerde koyacağız. Evet, erittiniz, bravo, bize yetecek. Evet. Şimdi koyalım kilimizi. Hadi devam koyalım. Edelim ki bir taraftan. Şimdi önce ben şöyle tercih edeceğim. İsterseniz bir tane koyuyorum. Tamam. Bir çorba kaşığı. Şimdi bunlardan da katacağım. Bunun adı İki neydi? Tane. Bunun adı bentonit kili. Bu ksilitol. Evet. Pardon. Bu şey probiyotik. Probiyotik. İki tane probiyotiği açtım. İçine döktüm. Daha sonra bu ksilitol. Şeker gibi davranan ama şeker olmayan. Çok az koyacağım. Yani tadını sonra ayarlayacağım. Şu kadar, bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Daha sonra tadını ayarlayacağım. Şimdi bunları karıştırdım. Ondan sonra yağın içine koyacağım. Siz onu karıştırırken, bu arada nane uçucu yağını da koyalım ki daha iyi onun içinde absorbe olsun. Peki ben naneyi sevmezsem mesela ne koyabilirim? Çilek yağı koyun, limon yağı koyun. Ne istersen. Tabii. Evet, tarçın yağı koyun. Şuraya koyun kaşığı. Yok, direkt damlatabiliriz. Hayır, görelim ekranda diye. Okey, bir dakika. Bir, iki, evet, üç, dört, altı, yedi damla gibi. Koyabilirim. Nasıl yani birkaç damla daha da koyabilirim. Hani sert seviyorsam koyabilirim. Tamam mıdır o? Eridi o tamamdır. Bu. Evet. Şimdi karışımımızı. Yok, orada yapabiliriz. Evet, koyun. Karışımımızı koyalım.
Şimdi bunun kıvamı, bu yalnız bu kıvama aldanmayın. Çünkü bu biraz sonra donacak. Donacak, evet, aynen. Donacağı için hemen eklemeyeceğim. İstediğim kıvamda değilse sonra dönüp ekleyeceğim. Hmm. Ama biraz daha koyabiliriz sanki. Yalnız kili özenli almalısınız. Bir tane daha koyuyorum. Çünkü biraz kalın kil olursa diş minelerini çizebilir mi? Aynen öyle. Oraya geliyordum zaten. Bentonit kilinin en büyük özelliği, yani kullanmamızdaki en büyük amaç bu. Ayrıca bir de tabii içindeki işte mineraller, şunlar bunlar falan filan, bunlara girmeyeyim uzun süre diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani, kil çok zaten evet, yani başlı yüzyıllardır bir kullanılan konusu olduğu için. Bir şey. Hayır, o geldi aklıma. Şimdi süreceğiz ya, aslında karbonat şimdi gibi bunun bu ezikliği, yani şeysi değil mi? Ha, ben bazen evet, mesela evet, aynen öyle. Karbonatla yıkarım dişlerimi. Evet, o da, onu da katabiliriz içine. Katabilir miyiz? Tabii, karbonat da koyabiliriz. Ama şurası sıcak olabilir. Ha, orası sıcak, şurayı alalım. Tamam. Tamam. Bunun şimdi biraz donmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra ona göre biraz daha katabiliriz. Bunu nasıl bir kutuya koymayı tercih ediyorsunuz? Şimdi ben kavanoz kullanıyorum. Plastik şeyleri sevmiyorum. Evet. Plastik almışlar arkadaşlar ama olsun. Cam. Olsun, buna koyalım. Cam, şöyle camlara koyuyorum. Hı-hı. Bir hafta küçük, kadar. Küçük. Daha büyük olsa da olur. Yani tamam. Bir haftalık nasıl tüketiyorsanız, bir haftalık koyuyoruz ama bu çok sıvı, isterseniz biraz sonra mı koysak onu? Ne? Soğumaz mı orada? Soğur. Soğur. Tamam, okay, bu böyle oldu. O zaman 5 dakika sonra yapalım, diğer konumuza geçelim. Aynen öyle. Ağız bakım suyuna, ondan sonra evet, buraya koyacağız. Evet, buyurun. Sıra daha çok pardon. Tamam, kabloya bastınız. Bir dakika, ben onu yerine yerleştireyim şöyle. Hı-hı. Evet. Tamam. Şimdi de geldik ağız bakım solüsyonuna. Burada neler kullanıyoruz? Bir de bize şunu söyler misiniz? Tabii. Ağız bakım, yani diş hekimi olduğunuz için önemsiyorum bunu. Tabii. Ağız bakım solüsyonunu neden kullanmalıyız ve ne zaman kullanmalıyız? Bu da önemli konu. Şimdi günlük temizlik rutinimizin içinde mutlaka olması lazım. En azından yani dişimizi iki kere fırçaladık. Fırçaladınız, ip kullandınız. Daha sonra mutlaka solüsyon kullanmanızı öneririm. Ev yapımıysa özellikle, değilse kullanmasanız da olur açıkçası. Buyurun. Çünkü hani o işte SLS'ler, triklozanlar, hani onlar olmamalı. Şimdi o konuya girmiyorum ama en azından bunu bilin. SLS, triklozan olmasın içinde. Bunlar marka değil değil mi? Anladığım hayır, şey hayır, değil. Bunlar içinde olmaması gereken zararlı ham maddeler. Evet, tamam, evet, okay, buyurun. Başlıyoruz. O zaman şimdi bize biraz distile su lazım. Şunu kullanıyorum karıştırmak için. Ne kadar koyalım? Distile su dediğimiz şey saf sudur. Kaynatıp ılıtıp onu da kullanabilirsiniz. Evet. Koyduk. Şimdi bunun içine neyi seviyorsak onu ekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız bir şey daha var. Stevia var. Stevia. Bu stevia bizim için çok önemli. Bu da onu da demiyoruz. Tatlandırıcı yok, diyelim. Yok, bu marka lütfen değil. Ama markası da okay, var demeyelim peki, lütfen. Tamam. Bu şeker otu. Evet. Denir. Evet, yani evet, bir bitkidir evet, aslında. Öyle diyelim. Güzel. Ha, şeker otudur. Bir bitkidir aslında. Yani bitkiler ne kadar doğalsa bitki, bu da o kadar doğal. Hem bitki hem onun var. Onun için söylememeyi tercih ediyoruz. Tamam. Yani bunu da tercih yaklaşık ediyoruz değil. Zorundayız. Zorundayız. Evet, okay. Buyurun. Bunu şu kadar yarım tatlı kaşığı gibi koyuyorum. Ben çok tatlı sevmiyorum. Daha tatlı isterseniz sonrasında ekleyebilirsiniz. Evet. Sonra bunun içine çay ağacı yağı koyuyorum. Çay ağacı yağı böyle biraz nane gibidir. Nane efekti de verir. Koklayın. Güzel. Biliyorum, uzmanlığım var şeylerde, yağlarda. 2-3 damla da bundan koyuyorum. Güzel. Evet. Ondan sonra istersen başka yağlardan da koyabilirim. Ben bir de limon yağını seviyorum bu karışımın içinde. Hem C vitamini de içerdiği için tercih ediyorum. 4-5 damla bundan evet, koyalım. Ve mineral yağından da. Bunları bulmak zor dediğinizi duyar gibiyim ama bulursunuz. O nedir? Mineral yağı bu. İçinde magnezyum var. Hmm. Diş minesinin ihtiyacı olan işte magnezyumu gidermesi düşünülerek yapılıyor. Şöyle 2-3 fıs yapıyorum. Daha sonra içine kaya tuzu. Sakine, aktarlarda buldun mu mesela bu mineral yağını, nerede buldun? Ben getirdim. Siz getirdiniz ama var. Var. Magnezyum. Ya, internette var, her evet, yerde var evet, yani. Artık var. Var. Şöyle 2 çimdik tuz atıyorum içine. Kaya tuzu olursa çok iyi olur. Veya böyle Himalaya tuzu diye bir tuz vardır. Evet. Ne fark edecek derseniz mineral yapıları değişik. Yani hani dişe daha dost. En azından o çalkalamayı yaparken hani ihtiyacımız olan kalsiyumu, işte mineralleri de alma ihtimali var. Güzel.
Aynen. Şimdi neler koyduk sırasıyla bir koyalım. Şeker bitkisi koyduk. Evet, şeker otu koyduk. Evet. Daha sonra bunun içine, suyun içine ama evet. Bir 100-150 mililitre kadar suyun içine şeker otu koyduk. Nane yaprağı koyabilirdik. Onun yerine çay ağacı koyduk ama koyabilirsiniz. Limon otu yağı koyduk. Stevia koyduk, çok az. Demeyin. Çok özür dilerim, şeker otu. Başka ne koymuştuk? Ha, mineral yağı koyduk bir de. Tamam. Bütün bunları karıştırdım. Bitti, bu kadar. Bu kadar. Ha, bunu da bir şişeye alıyoruz. Aynen öyle. Sonra ne kadar ağzımıza alıp çalkalıyoruz. Ben bir dakika. Şöyle bir şişe. Bir lokma almak istiyorum. Bakın tadına. Şöyle. Eğer çok tatlı gelirse mesela daha az koyarsınız. Vallahi mükemmel bir şey olmuş. İçebilirsiniz de. Mükemmel bir şey olmuş. Bayağı öyle yani. Hayır, içilebilir de. Ha, içmeyeyim. Çok sıkıştınız diyelim. Bir şey olur mu falan. Ya yok aynen öyle. Hayır ne bileyim. Mideme bağırsağıma falan dur. Yok, nane tam tersine. İçmeye gerek yok. Hayır. Neden tadıyorum? Şu anda ağzımda o kadar güzel bir ferahlama, rahatlama. Hani dişlerin arasına girse tebrik ediyorum. Evet, ama bayağı şahane bir şey. Uğraşın sonucudur bu. Bayağı güzel. Tebrikler. Geçiyor muyuz bu konuyu? Bir küçük anekdot koyalım buna. Koyalım. Çocuklar nane sevmez, çay ağacı sevmez. Bunun içine onların seveceği işte portakal yağı, çilek yağı gibi bir şey koyarsanız daha rahat kullanırlar.